Biliyor musun Seda, Ramazan'da pidelerin üzerine susam ve çereot. Evet, evet. Nasıl güzel olur. Ramazan'ın kokusu. Zaten kokunca çağrıştırıyor değil mi Ramazan'ı? Çörekleri, işte pideleri çağrıştırıyor. Ne kadar derde devadır. Of, hem nasıl. Çörek otu bin derde deva. Ölüm dışında her derde deva denir çörek ama otu. Ama ölülere de serpilir mi? Serpilir. Ölüler evet kefenlenirken bir de ölülerin üzerine böyle hani bereket de gitsin, böyle uğurlasın. Kutsal tatlı bir tarafı var çörek otunun. Ama her güzel şeyin faydası olduğu gibi zararı da var. Ne yaparsak dozu kaçırırsak. Biz de bu videoda size çörek otunun zararları nedir? Ufacık bilgilendirme anlatacağız. Evet. Bu siyah güzel tohumlar, gece gibi simsiyah tohumlar o kadar çok şeye fayda sağlıyor ki, bebeklikten yaşlılığa, ölümden dirime kadar hayatın içinde ve bizi bu dünyadan uğurlarken bile daima yanımızda çörek otu. Hakikaten ölüm dışında bin derde deva. Amino asitler var içinde, flavonoidler var. Ama Seda, alkolüyken tüketmemek gerekiyor. Evet. Yani alkol alacaksanız çörek otlu bir şey kullanmamanızı ben tavsiye ederim. Evet. Böbrek hastasıysanız biraz daha tetikleyebiliyor. Ama böbrek taşı gibi bir hastalığınız varsa kesinlikle çörek otu almamalısınız. Yani fazla almamalısınız. Bebeklerde biraz mide ağrısı, kramp yapabiliyor. Hı-hı. Bebekler için de faydalı ama hani doktor önerdiği zamanlarda işte. Belli bir aydan sonra. Kızarıklık yapabilir yağı cildinizde, çörek otu yağı. Faydalıdır ama çok sürüldüğünde kızarıklık yapabiliyor. Tahriş yapabiliyor. Mide ve bağırsaklarda biraz burulma yapabiliyor. Fazla çalıştırabiliyor. Çok aşırısı ama. Çörek otu yağlı biliyor musun? Yağlı tabii. Özlediğinde yağı var. Vücuda sürülme noktasında gerçekten şey veriyor. E vitamini açısından güçlü. Ama biz eğer diyet yapacaksanız kalori oranında artış sağlatabilir. Yani iştahınızı açar. Çörek otunun böyle güzel bir aromasından dolayı iştah açıcı bir etkisi vardır. Var, evet. O yüzden ölçülü tüketeceğiz. Sabahları aç karnına. Mutlaka. Ben alışkanlığımdır biliyor musunuz? Ne kadar güzel bir alışkanlık. Her sabah aç karnına bir tatlı kaşığı çörek otu yerim ki sindirimi güçlendirsin, bağırsakları hareketlendirsin diye. Süper. Ama tabii sürekli her dem her şeyi çörek otu eklemek iştahınızın artmasına dolayısıyla da aslında kiloya sebep olur. Bebeklere belli bir aydan sonra, doktor önerdikten sonra 6 aydan sonra işte belki anneleri mamalarını ezerek blenderın içinde, hı hı, mamaların içine katabilirler çörek otunu. Fazlası zarar mı? Fazlası zarar. Yoğurdunuzun içine bir fiske, çorbanızın içine bir fiske, salatanıza bir fiske. Hem böyle siyah taneler halinde, siyah çok güzel bir renk. Böyle açık renkli bir yemeğin üzerine böyle tane tane hoş duruyor değil mi? Estetik olarak. Çok güzel duruyor ama. Ve lezzet olarak. Çok abartmadan, günlük böyle kaşık kaşık yersek bizi rahatsız eder. O yüzden. Çörek otunu sebzelerinizde, yemeklerinizde kullanmanız temennisiyle. Hı-hı. Mümkün olduğunca bunun hayatımızda verimli olması, var olması dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.